Hatay'a girmeden önce sizlerden paylaşmak istediğim bir husus daha var. Suriye'nin bir sözde Dışişleri Bakanı var. Ara ara canı sıkıldığı zaman televizyonlara çıkıyor veya gazetelere demeç vermek suretiyle Hatay'ın Suriye'nin bir parçası olduğunu ifade etmek için bir canhıraç, bir uğraş içerisinde. İşte bu kendi ülkesinin bir parçası gibi göstermeye çalışan, Hatay'ı kendi ülkesinin bir parçası gibi göstermeye çalışan Suriye'nin sözde Dışişleri Bakanlığı'na buradan Hatay ilinin bir milletvekili olarak bir tavsiyem var. Hatay bedeli ödenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir parçası haline gelmiştir. Bu sözde iddiasını sık sık dile getiren zavallıya şunu hatırlatmak isterim ki, dün Altınözü Küncülü Boğazı'nı, Antakya Hükümet Binası'nı, Amik Ovası'nı, Belen Geçidi'ni, İskenderun Körfezi'ni, Dört Yol Karakese'yi, Fransızlara ve onun paralı askerlerine dar eden Kara Mehmet Çavuşların, Kara Hasan Paşaların, Ayşe Fitnat Hanımların, Tayfur Sökmenlerin torunları bugün de Hatay'da diri ve Allah'a şükürler olsun ayaktadır. Vatan şairi Namık Kemal'in dediği gibi, fıtrat değişir sanma sakın, kan yine o kandır. Hatay'ın kıymetli evlatları, Suriye'nin bu kendini bilmez, daha kendi ülkesini savunamaz bakanının boş ve kuru gülüsüne Allah'ın izniyle de pavuç bırakmaz.